Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Arafta Açan Güneş Bölüm 15. Cihan, bir gün fena dayak yiyeceksin, demedi deme bak. Aman abla, zaten yeterince acıdan ağladık. Boş ver, bir kere de dayaktan ağlarız, deyip güldü. Sonra söylediklerinde bir hata sezmiş gibi düzeltme ihtiyacı duydu. Yani ağlamak derken lafın gelişi ablacığım, erkek adam ağlamaz yani. Acıdan kederden olmasın da sen hep gül canım deyip avluya girdi. Nazlı da avludaki sedirde oturmuş telefonla oynuyordu. Hemen gidip yanına oturdu. Cihan da tam karşısındaki koltuğa yerleşip bir elma aldı tabaktan. Anlaşılan bu gece ikizleri de uyku tutmuyordu. Biraz sohbet edebilirlerdi. Nazlı da elindeki telefonu bırakıp ablasına baktı gülümseyerek. Abla, bu elbise sana çok yakıştı. Çok güzel oldun. Nazlı, saçmalamayı kes istersen. Ablam zaten güzel. Bu elbise yanında sönük bile kaldı. Ya sen bana muhalefet diye mi doğdun? Ne söylesem ters diyorsun. Saygılı ol. Ben senden 12 dakika daha büyüğüm. Abin sayılırım. Cihan'ın cevabıyla Nazlı sinirlenirken Senem gülüyordu. Bu ikisi insanda dert sıkıntı bırakmazdı. Küçükken de böyleydiler. Cihan ablasına ne kadar düşkünse Nazlı da bir o kadar kıskanırdı Senem'i. Kimseyle paylaşamam ben seni. Sen benim ablamsın der dururdu. Yeterince abim var ama ablam bir tane Cihan. Aman sen eksik kal. Çocuklar birbirinize sataşmayı bırakın da anlatın bakalım bu okul tercihlerinde ciddi miyiz? Pişman olmanızı istemiyorum. Cihan elindeki elmadan bir ısırık daha alıp konuştu. Vallahi abla ben pişman olmam. Zaten iki seçenek vardı önümde. Ya Rıdvan abim gibi işletme okuyacaktım ya da senin gibi mimarlık. Çok düşündüm. Hatta Siyabent abim ve Rıdvan abim de destek oldular bana. Sadece bu Mersin işi onlara da sürpriz oldu. Nasıl yani? Kimse bilmiyor muydu? Neden ki? Bilmem. Bir anda karar verdim ve yazdım işte. Orada güzel şeyler yaşayacağımı hissediyorum. Sen de yalnız kalmamış olursun işte. Aman abla, boş ver ya. En fazla ne olabilir ki? Senem sadece kafa sallamakla yetindi. Bu kez Nazlı'ya döndü. Peki sen Nazlı, neden hukuk? Buna merakın olduğunu bilmiyordum. Abla bırak şunu ya. Vedat abiden özendi kesin o da. Nazlı dedi, duydun değil mi? Benim yerime konuşmayı bırak artık. Cihan omuz silkip ayaklandı. Ben odaya çıkıyorum. Size iyi geceler. Nazlı hala sinirle soluyordu Cihan giderken. Senem bir terslik sezip elini Nazlı'nın elinin üstüne koydu. Canım sakin ol. Neden kızıyorsun ki? Cihan işte her zamanki hali. Abla sen nasıl yaptın? Nasıl başardın bu kadar güçlü olmayı, böyle dik durmayı? Ben konuşsam da kimse duymuyor. Her söylediğim batıyor onlara. Görmüyorlar beni. Bazen gerçekten görünmez hissediyorum kendimi. Ya da fazlalıkmışım gibi. Ama sen bir bakışınla bile anlatıyorsun kendini. Onlar dediğin kim? Bunu sana hissettiren ne? En başta annem, abilerim, Cihan bile yokmuşum gibi davranıyorlar. Bak abla, bunları şimdi bir kere söyleyeceğim ve unutacağız, tamam mı? Bu söylediklerim yanlış anlama sakın abla. Seni çok seviyorum ama sen gelmeden önce farklıydı her şey. Siyabent abim her fırsatta gelir konuşurdu benimle. Alışverişe gider, film izlerdik. Annem her gece gelip saçlarımı okşar, üstümü örterdi. Rıdvan abim halimi hatırımı sorardı. Meran yengemle sohbetler eder gezerdik. Şimdi yokmuşum, hatta bu evde fazlalıkmışım gibi hissediyorum. Annem artık seni düşünüyor sürekli. Meran yengemin en iyi arkadaşı oldun. Cihan senin gibi olmak istiyor ve senin yolundan gidiyor. Siyabent abim desen gözü senden başka kimseyi görmüyor bile. Senem Nazlı'nın sözlerinde kırgınlığı sezince deniz mavisi gözlerine baktı ve daha sıkı kavradı ellerini. Bak Nazlım,
Buraya bir anda gelişim, birçok şeyin değişmesine sebep oldu bu evde biliyorum ama yanlış düşündüğünü de söylemeden edemeyeceğim. Halam hepimizi eşit sever. Ne birimiz ötekinden daha fazla ne de bir tık daha az. Rıdvan abime gelince bu aralar bir takım sıkıntılar vardı biliyorsun. Onlarla uğraştı. Siyabent de öyle keza. Yani ablam açıklama yap diye söylemedim ki bunları. Kızmıyorum sana, sadece olanı söyledim. Neden hukuk dedin değil mi söyleyeyim? Çünkü öğrenmek istiyorum. Önce kendimi, daha sonra başka insanları savunmayı. Senem aklındaki esas soruyu sormak için tam yeri olduğunu düşünüp, peki bu kararı almanda Vedat'ın bir etkisi oldu mu? Nazlı gelen soruyla ellerini çekip gözlerini kaçırdı. O kadar çok istiyordu ki aslında anlatmayı. Kendi içindeki savaştan bir türlü çıkamıyordu. Belki Senem ona yardımcı olurdu. Abla, sana son bir soru daha sormak istiyorum. Sonra ben de senin sorunu cevaplayayım. Ne dersin? Senem tek kaşını kaldırıp baktı ve güldü. Sor bakalım, bekliyorum. Abla, aşk nedir? Yani bir insan aşık olduğunu nasıl anlar? Sen abim sevdiğini nasıl anlamıştın? Senem işte bu soruyu hiç beklemiyordu. Ama bir cevap vermeliydi. O an içinden gelenleri dışarı vurdu. Hani biri vardır, herkesten farklı. Biri vardır, ruhu ruhuna sarılı. Biri vardır, kaderin, umudun, ışığın, güç aldığın. Biri vardır, ruh eşindir o senin. Sen seçemezsin, o kendini seçtirir. Nazlı dolan gözlerini çaktırmadan silip tekrar döndü ablasına. Başka? En özel şeylerini paylaşırsın onunla, kimseyle paylaşamadıklarını. O anlar seni sadece, bilirsin. Şükredersin sonra, iyi ki dersin, iyi ki çıkmış karşıma. Ne bileyim, çok kişi vardır etrafında ama sadece boş bir kalabalığın içerisindesindir. Yalan ve sahte gelir insanların yüzleri. Ama o biri var ya, senden çok uzaktadır. Ama ruhu, ruhuna sarılıdır. Gökyüzündedir. Kendini ne zaman yalnız hissetsen, bilirsin yıldızların arasından göz kırpar sana her an. Bedenleriniz mesafelerin esiridir ama ruhlarınız birbirine sarılı. İşte o insan senin ilkindir. Onu bir kere buldun mu kaybetmek istemezsin. Senem sözlerini bitirip Nazlı'ya bakınca ağladığını gördü. Nazlı ne oldu? Neden ağlıyorsun güzelim? Nazlı burnunu çekip, abla ben onu çok seviyorum. Ama o beni görmüyor bile. Ben onun için sadece can dostunun küçük kız kardeşiyim. Eriyorum abla onu her gördüğümde. İşte bu yüzden Dicle, bu yüzden Diyarbakır. Ne onun yanında olabilirim ne de ondan uzakta. Senem ve Nazlı konuşmayı burada sonlandırmıştı. Çünkü haydut havlayarak merdivenleri inmiş ve Senem'in bacaklarına tırmanmaya çalışıyor ve çok gürültü yapıyordu. Nazlı bunu fırsat bilip, ben de uyusam iyi olacak. İyi geceler abla, konuştuklarımızı unut olur mu? Nazlı işte, yine saçmaladı de geç. Ben alışkınım bu durumlara. Senem avlunun ortasında kucağında haydutla kala kalmıştı. Nazlı'nın söyledikleri ona kendi geçmişini hatırlattı. Aslında ne kadar benziyorlardı birbirlerine. İkisi de kendilerine yasak olanı sevmişti. Tek fark Senem o zamanlar karşılığı olmayan bir aşkı yaşıyordu ama Vedat da Nazlı'ya karşı boş değildi. Bunu o gece çiftlikteki bakışlarından anlamıştı. Kendi kendine sessizce konuşmaya başladı bir yandan haydutu okşarken. Ah Nazlım, bu kadar insan varken neden bana benzedin ki? Ben küçük bir kız çocuğuyken ileride nasıl bir kadın olacağımı hayal ederek uyurdum her gece. Kederli ve yorgun bir kadın oldum. Üzgünüm küçüğüm. Ama merak etme, yalnız değilsin. Ben varım ve sen mutlu ol diye her şeyi yapacağım. Ablam bu kez yanında olacak. Deyip o da odasına çıktı kucağında haydutla beraber. Odasının önüne gelince durup karşı odaya baktı. Yarın Rıdvan'la konuşup artık bu ayrılığa son verecekti ve Siyabent evine dönecekti. Senem odasına girmiş, üstünü değiştirip rahat bir eşofman giyerek yatakta haydutla oynuyordu. Ne güzel oldu değil mi oğlum, seni burada bırakmaları. Zaten bir daha senin yanımdan bu kadar uzun süre ayırmayacağım. Çok özlüyorum. Senem köpeğine o kadar dalmıştı ki telefonun çaldığını son anda fark etti. Saat gecenin ikisiydi.
bu saatte kim arar ki diye merak edip ekrana bakınca gördüğü isimle heyecanlandı ve telefonu açıp kulağına götürdü. Alo? Uyuyor muydun? Uyandırmadım umarım. Kapatayım istersen. Siyahbent biraz sakin ol, uyumuyorum. Zaten uyuyor olsaydım bir telefon sesiyle uyanmazdım emin ol. Haydutla oynuyorum. Bir şey mi oldu? Neden aradın bu saatte? Yok, bir şey olmadı. Sadece şimdiden özledim seni. Şu an haydutun yerinde olup yanında olmak için neler vermezdim ki? Bu cevap Senem'i güldürmüştü. Resmen kendini bir köpekle kıyaslıyordu şu an. Siyahbent, ne söylediğini biliyorsun değil mi? Kendini köpeğimle mi kıyaslıyorsun gerçekten? Köpek ama sana şu an çok yakın bir köpek. Gece gece güldürdün beni. Sen hep gül. Ben seni hep ararım böyle. Belki de aramana gerek kalmaz. Yüz yüze konuşuruz yarından itibaren. Anlamadım. O nasıl olacak? Senem bunu içinden söylediğini düşünürken dışına vurduğunu hiç düşünmemişti. Hiç. Öyle. Varsayım benimki. Senem, yarın sabah çiftliğe gelir misin? Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Adı üstünde sürpriz. Söylersen bir anlamı kalmaz ki. Hadi uykusuz kalma. Uyu sen. İyi geceler. Peki, iyi geceler. Senem, son bir şey daha. Deyip derin bir nefes aldı ve devam etti. Seni seviyorum. Deyip bir cevap bekledi. Senem duyduğu şeyle kızarırken, iyi geceler, yarın görüşürüz deyip kapadı telefonu. Acaba yarın ne olacaktı? Siyahbent ne gibi bir sürpriz yapabilirdi ki? Ne kadar düşünse de aklına bir şey gelmemiş ve uyumaya karar vermişti. Nasılsa yarın öğrenecekti. Sabah yüzündeki ıslak hisle açtı gözlerini. Yüzü istemsizce buruştu ve birileri forumunda bakıyorum yine. Senem doğrularak kuyruğunu sallamakta olan Haydut'a baktı ve güldü. Haydut uyandırma görevini bitirmiş ve yataktan aşağı atmıştı kendini. Senem saatine bakınca 7 olduğunu gördü. Kalkıp bir duş almaya karar verdi. Yarım saatin sonunda banyodan giyinik bir şekilde çıkınca Haydut'u odada göremedi. Demek ki biri gelip çıkarmıştı onu. Siyahbent de çiftlikte buluşacakları aklına gelince fazla oyalanmadan hemen aşağı indi ve gördüğü manzara onu sevindirmeye yetmişti. Ne mi oluyordu? Rıdvan masada kahvesini içerken biraz uzaktaki sedirde Sare Hanım ve Feruz Hanım oturmuş, attıkları topu Haydut'un getirip koşturmacasını izleyip gülüyorlardı. Feruz Hanım dün gece doğum gününe gelememiş ve komşuların oğlunun düğününe katılmıştı. Bu konakta gün hep erken başlardı ancak her zaman böyle huzurlu olmazdı. Senem yeni yaşının ilk gününe gerçekten güzel başlamıştı. Böyle güzel devam etmesini dileyerek bu evdeki tek eksik için şu an konuşmanın tam zamanı olduğunu düşündü ve Rıdvan'ın karşısına oturdu. Şimdi mutsuzsan daha fazla olma. Uykusuzsan uyu. Senin takıldığın kadar kimse seni dert etmiyor. Sen de hayatını yoluna koy ve kendine bir düzen kur. Yarın hayatının ilk günüymüş gibi mutlu ve heyecanlı uyan. Ve artık bir yerden düzelmeye başla. Çünkü senden başka hiç kimse yardım edemez sana. Senem oturduğu masada Rıdvan'ın sorarcasına bakışları arasında dün gece okuduğu kitabı düşünüyordu. Yine haklıydı yazar. Sürekli kaçmak, ertelemek hiçbir şey kazandırmamıştır ona. Aksine daha çok kaybetmişti bugüne kadar. Elinden alınan, daha doğrusu arkasında bıraktığı hayatı tekrar kazanmaya karar vermişti. Daldığı düşüncelerden Rıdvan'ın öksürüğüyle çıktı. Anlamadım abi, ne dedin? Bacım, günaydın dedin, 15 dakikadır öyle daldın kaldın. Bir şey mi diyeceksin diyorum. İşte şimdi tam zamanı diyerek lafa girdi Senem. Dün doğum günümde benden bir şey iste demiştin ya hani. Evet dedim, sen de düşüneyim dedin. Karar verdin mi? Abi çok zor ve yoğun bir ay geçirdik ve çok yorulduk hepimiz. Evet, iyi diyorsun da hala benden ne istediğini anlayamadım Senem. Tatile mi göndereyim sizi yani? Senem daha fazla dolandırmadan lafa girdi. Rıdvan o sırada su içerken birden duyduğu şeyle öksürmeye başladı. Abi senden istediğim Siyahbent'in konağa geri dönmesi. Rıdvan kaştan çatıp baktı bir süre. Senem iyiden iyi geriliyordu. Çünkü bu sessizlik çok garipti. Bunu gerçekten istiyor musun? Emin misin?
Şey yani, evet tabii eminim. Neden olmayayım ki? Bak bacım, Siyabent buradan gitti. Çünkü sen rahat değildin o buradayken. Ve o bir hata yapmış, bedelini ödüyordu. Şimdi gelmiş tekrar konağa dönsün diyorsun. Senem sadece başını salladı. Diyelim ki geri döndü. İki gün sonra çıkıp ben gidiyorum demeyeceğinin garantisi var mı? Bu iş oyun değil bacım. Milleti susturmak isterken daha çok malzeme vermeyin. Rıdvan haklıydı. Acaba acele mi ediyordu? Tamam tekrar başlamışlardı ama yürütebilecekler miydi? Sonra bir an gözleri Sare Hanım'a takıldı. Haydut'la eğleniyor gibi görünse de gözleri hep nemliydi. Kızı gelsin yanında olsun derken oğlu gitmişti. Ne olursa olsun bunu halasına yaşatmaya hakkı yoktu. Abi ben kararlıyım. Burası benden çok onun evi. Geri gelmeli. Zaten aynı yerde çalışıyoruz. Sürekli birbirimizi görmek zorundayız. Ha evde ha inşaatta. Peki bacım senin istediğin gibi olsun. Deyip arkasını döndü Rıdvan. Annesine ve nenesine bakıp seslendi. Sare Hanım eğlendiğiniz yeter. Kalk mutfağa koş. Oğlun akşam evinde olacak. Demesiyle Sare Hanım Senem'e baktı. O da başını sallayıp gülümseyince Feyruz Hanım zılgı çalmaya başlamış gelip Senem'e sarılmıştı. Rıdvan kafasını sallayıp gülerek odasına gitti. Senem de mutluydu. Güzel şeyler olacaktı bu kez. Tutunduğu umuda daha çok sarıldı. Kızım sen nasıl bir insansın ya? Yine yaptın işte. Yola getirdin bizim oğlanı. Halam canım benim. Sen mutlu ol. Yeter ki bana. Merak etme. Her şey çok güzel olacak deyip o da çıktı konaktan. Senem Siyabent'i aramışsa da telefonu açılmıyordu. Taksiden inip çiftlik kapısına yöneldi. Herkes neredeydi? Yavaş adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bir yandan da o güne geri dönüyordu sanki. Yine bu kapıda inmiş, o gecenin karanlığında Elif tarafından kendisine biçilen hayatın startını vermeye adımlamıştı. Dalgın dalgın yürüdü ağaçlarla kaplı çiftlik yolunda. Tam evin kapısına gelmişken kapı birden açıldı ve Senem'i daldığı karanlıktan uzaklaştırdı. Senem Hanım'ım hoş gelmişsin. Çetin merhaba, nerede herkes? Çok sessiz burası. Çetin başını utanarak eğmiş. Hanımım, Siyabent ağam herkese izin verdi bugün. Kimse kalmadı. Ben de şimdi gidiyordum. Birincisi bana hanımım demeyi bırak olur mu? Estağfurullah hanımım. Ya ne derim? Abla de. Benden küçüksün sonuçta. Demek herkes izinli ha? Evet han. Senem kaçtan çatıp bakınca düzeltme ihtiyacı duyarak. Evet abla. Ağam bugün her şeyi kendi yapacakmış. Beni de tembihledi kimseye deme diye. Senin geleceğini yani. O nerede peki? Aradım ama ulaşamadım. Ağam arka bahçede abla. Kahvaltı hazırladı. Masayı kuruyordu. Ben de gideyim artık. Senem işte buna şaşırdı. Siyabent elma bile kesemezdi eskiden. Şimdi kahvaltı mı hazırlıyordu yani? Tamam Çetin sağ ol. Deyip Çetin'in açtığı kapıdan içeri girdi. Çetin çiftliğin emektarlarından Zeynep Kalfa'nın torunuydu. Anne ve babası trafik kazasında hayatını kaybedince nesin yanına sığınmış, çiftlikte hem çalışıyor hem de açıktan eğitim alıyordu. Rıdvan ve Siyabent çok ısrar etmiş, onu bir üniversiteye yazdırmak istemişse de Çetin çalışmak istediğini, açıktan da okuyabileceğini söylemişti. Kendini borçlu hissetmek istemiyordu. Senem sonunda arka bahçeye varınca Siyabent yoktu. Ama mutfaktaki gürültüler orada olduğunu kanıtlıyordu adeta. Mutfağa yönelip kapıdan başını uzatınca gördüğü manzara kalbin teklemesine sebep olmuştu. Senem'in kapıya adımını atmasıyla Siyabent de bakışlarını oraya sabitledi ve göz göze kaldılar bir süre. Hoş geldin Güneş. Hoş buldum diyeceğim ama bu mutfağa ne yaptın böyle? Siyabent elini ensesine götürüp etrafına baktı. Gerçekten çok dağınık bir mutfak haline gelmişti. Gülerek, biraz dağılmış olabilir ama çok güzel bir kahvaltı olacak. Zeynep anne duysa sopayla kovalardı seni. Duymaz ki, birazdan toplarız beraber. Allah Allah, ben dağıtmadım ki, neden yapayım? Kahvaltıyı sana hazırladım ama onu ne yapacağız hanımefendi? Sen istediğin için buradayız ama ben kahvaltı istediğimi hatırlamıyorum. Kahvaltımı görünce bu söylediklerine pişman olacaksın ama. Peki anlaşalım o halde.
Eğer kahvaltıyı beğenirsem sana yardım ederim, deyip omuzlarını kaldırdı Senem. Bu haliyle o kadar tatlıydı ki Siyabent yanaklarını sıkmamak için zor tutuyordu kendini resmen. Anlaştık o halde, ben kahvaltıma güveniyorum. Siyabent sonunda yumurtayı da masaya koymuş, çayları da doldurmuştu. Senem gördükleri karşısında şaşkınlığını gizlemekte zorluk çekiyordu artık. Bu adam bunları nasıl hazırladı yahu? Bunları gerçekten sen mi yaptın? Siyabent karşısında oturup şüpheyle konuşan kıza bakıp, evet ben yaptım, neden şaşırdın ki? Ne bileyim, sen meyve bile soyamazsın ki. Yani eskiden yapamazdın. Ne değiştirdi seni böyle? Büyüdüm Güneş, senin yokluğunda ben de değiştim. Burası benim evim gibi. Konakta bunaldığımda hep buraya gelirdim. Geldikçe de bir şeyler öğrendim işte. Büyümek yaramış desene. Her şey çok güzel görünüyor çünkü. Acıktım. Artık başlayalım mı? Siyabent Senem'in konuyu değiştirme çabasına sessiz kaldı ve afiyet olsun. Bakalım beğenecek misin? Senem ilk lokmasını alıp yüzünü ekşitti ve olumsuz sesler çıkarmaya başladı. Ne oldu? Kötü mü olmuş deyip o da bir lokma attı ağzına. Yüzü o kadar kızarmıştı ki panikten bu durum Senem'i güldürmeye yetmişti. Şaka yaptım, sakin ol, eline sağlık, çok güzel olmuş. Siyabent de gülüp, desene, bulaşıkları sen yıkayacaksın. Hiçbir fırsatı kaçırma, tamam mı? Söz konusu sen olunca her fırsatı değerlendirmek lazım ama, dedi ve göz kırptı Siyabent. Bana böyle bakma be adam, kalbim kanatlanıyor sanki, tutamıyorum yerinde. Tabii bunları içinden söyledi Senem. Daha dışından söyleyecek kadar hazır değildi. İkili beraber kahvaltılarını yapmış, hatta Senem bulaşıkları halledip yürüyüşe çıkmaya karar vermişlerdi. Çiftlik içerisinde yürürken Siyabent birden durdu. Ne oldu? Neden durduk? Sürprizi merak etmiyor musun? Senem o an heyecanla başını salladı. Gerçekten de çok merak ediyordu. Nasıl bir sürpriz olabilirdi ki? Tüm ihtimalleri gözden geçirse de bir şey bulamamıştı. Şimdi burada bekle ve ben seslenene kadar sakın kıpırdama, olur mu? Sen nereye gidiyorsun ki şimdi? Sabret biraz, hemen geleceğim deyip hızla arka tarafa doğru döndü. Senem yaklaşık 15 dakikadır bekliyordu ama ne seslenen ne de gelen vardı. Daha fazla bekleyemedi ve o da Siyabent'in arkasından gitmişti. Bu sırada seslenmeyi de ihmal etmemişti ama cevap alamadı. Biraz daha yürüyünce ahırların yanına varmıştı bile. İleride kapısı açık olan ahıra doğru gitti ve kalbi hızlandı tekrar. Senem gördükleriyle ne diyeceğini şaşırmıştı. Bu adam ne yapıyor da bu denli tesir ediyordu bu kıza? Kızım sakinleş. Artık rezil oldu kıza. Ağaç oldu beklemekten. Hadi kızım. Sen ne yapıyorsun şu an? Senem içten bir şekilde gülünce Siyabent kendini tutamayıp direkt lafa girdi. O kadar güzelsin ki bazen konuşmayı bile unutuyorum yanında. Senem utanıp başını eğince Siyabent daha fazla uyandırmamak adına konuyu değiştirmeye karar verdi. Güneş bak, seni kiminle tanıştıracağım? Aslında daha bir adı yok. Nasıl adı yok? Bu kadar güzel bir şey isimsiz olur mu hiç? Sen bir isim bul o zaman. Senem başını itiraz mahiyetinde sallayıp, sahibi kimse ismini de o koysun. Ayıp olur hem. Bu kız senin artık. Sahibi sensin. Onun ismini de sen koy istedim. Bana at mı aldın? Sen ciddi misin? Ama bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. O zaman bu kıza bir isim bulmalısın. Zaten bugün biraz huysuz. Sahibine çekmiş galiba. Bir atım olacağını hiç düşünmemiştim. Varsa aklında bir şey sen söyle. Esmer'i çok severdin küçükken. Öldüğünde çok ağlamıştın. Anlamlı bir hediye olsun istedim. Çok anlamlı oldu, evet. İsmini de bulmuş olduk o zaman. Esmer olsun. Gerçi pek siyah sayılmaz ama neyse. Esmer sadece siyahlara mı denir? Bu da böyle bir esmer. Ata yaklaşıp başını okşayınca at da başını eğmişti. Esmer, sevdin mi kızım sen adını? Biraz gezmek ister misin? Kaynaşmış olursunuz hem. Çok uzun zaman oldu at binmeyeli. Yapabileceğimi sanmıyorum açıkçası. Peki sana eşlik etmemi ister misin? Beraber binelim. Olur, çok isterim. Hazırlanıp ata bindi Siyabent ve
ardından Senem'i bindirdi. Yavaş yavaş hareketlendi Esmer de uzun yolda. Çiftliğin çıkışına kadar ata binen ikiliden Senem artık yorulduğunu hissedince inmek istedi. Ne oldu canım? Neden inmek istedin? Uzun zaman olduğunu söylemiştim. Birden fazla geldi galiba. Hem Esmer de yoruldu bence. İkimizi birden taşımak zor olmuştur. Güzelim, atlar için bizim ağırlığımız o kadar da fazla gelmez, merak etme sen. Olsun, yine de çok yormayalım onu ilk günden. Benden nefret etmesini istemem. Peki, sen nasıl istersen öyle olsun. Bu arada güzel haberi benden duy. Bu akşamdan itibaren konağa geri dönüyorsun. Nasıl yani? Abin haberi var mı bu durumdan? Var, merak etme. Hatta halam çoktan mutfağa girmiştir bile. Nasıl oldu peki? Sihirli lambadan istedim, o da kabul etti diyelim. Evde olman lazım. Seni üzen insanlar var. Mesela kim onlar? Bir yandan konuşup bir yandan da yürümeye devam ediyorlardı. Mesela halam, sonra nenem, Nazlı, çok özlediler seni. Hatta Cihan bile bununla arıyor seni deyip güldü. Peki ya sen? Sen de özledin mi beni? Ben seni hep özledim zaten. Yanımdayken de, yıllarca uzaktayken de. Senem bunu içinden söylediğini düşünürken Siyaben duyduklarıyla kulaklarına inanamadı. Ve Senem'i hiç beklemediği bir şey yapıp birden dudaklarına yapıştı. Senem bu öpücükle önce gözlerini kocaman açmış, ardından birden kapılıp gözlerini kapatmıştı. Bu his çok farklıydı. Siyaben ise hala bir tokat yemediğime göre bir şansım var diye düşünmüş ve özlemini çektiği kadifemsi dudaklarda hüküm sürmüştü. Ta ki evin arkasından gelen kırılma sesine kadar. Senem birden geri çekilip korkuyla sıçradı. Siyabent de anlam veremedi bu sese. Evde kimse yoktu ki. Onlar gezerken biri mi gelmişti yani? Burada yalnız olduklarını düşünürken bu anlara ortak olan biri daha mı vardı? Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.